Bu akşam Show TV ekranlarında bir tarih yazılacak ve Türk televizyonlarında ilk kez bir aile dizisi canlı olarak yayınlanacak. Evet, doğru duydunuz. Her şey canlı bu dizide ve her şey gerçek. Senaryo yok, kurgu yok, önceden belirlenmiş bir konu yok, ünlü oyuncular yok. Sıradan bir Türk ailesinin sıcacık evlerinde geçireceği saatleri ekranlarınızda yaslayacağız hep beraber. Şimdi koltuklarınıza kurulun ve keyifli bir akşamın tadını... Kestik. Affedersiniz hocam. Yatsıyacak dedim yansıyacak diyeceğime. Önemli değil yavrucuğum, yayında değiliz henüz. Prova yapıyoruz değil mi? Yalnız yayın başladığı zaman da böyle saçmalamaya devam edersen... ...yayın bittiği zaman koşarak uzaklaş buradan. Çünkü yakalarsam okey, yolarım saçını başını. Okey! Anladım hocam. Gel şimdi. Açılışı yaparken daha canlı olmanı istiyorum. Daha enerjik. Hep ne diyorum? Action, action! Ha? Ayrıca bu program formatının %100 Türk malı olduğunu söylemeyi unutma. Her şeyin doğaçlama olacağını. Ha? Sonra seyircilerin SMS'leriyle, cep telefonlarıyla oylamaya katılabileceklerini söyle. Sonra hemen kuzulardan bahsetmeye başla. Kuzuları izleyiciye tanıt. Onların nasıl tam Türk malı bir aile olduğunu söyle filan, tamam. Okey, güveniyorum sana. Anladım hocam. Hadi arkadaşlar, ne yapıyoruz, ne oyalanıyoruz ya? Elimizi biraz çabuk tutalım lütfen. Yayının başlamasına bir saatten az zaman kaldı. Sizden kameraları, kabloları yerleştirmemişsiniz. Biraz daha gayret ya, olmaz ki böyle ya. Lütfen ya, lütfen ya. Süper bir akşam olacak, süper. Süper. Feride, kahven Feride. Arkadaş, bunun medeniyetle ne alakası var ya? Lütfen ya, lütfen. Bağlan artık. Ben hazırım. Erman, sen halen ta giyinmemişsin. Ya giyinmemedim iki dakika. Yarım saattir bu şerefsizden uğraşıyorum ya. Sürekli bağlıyorum, bağlıyorum. Bir ucu kısa kalıyor kravatın. Gel buraya, beceriksiz odun gel. Ben bağlayayım. Sen ne gülüyorsun? Demin kravata kravat dedin ya. Ben o yanlış söylemelere çok gülüyorum. Kravata kravat dedin. Bak ya, bak ya. Abiye, zaten cinnet kıyılarında yalın ayak yürüyorum. Bak üstüme gelme. Tam menzilimdesin. O iki kaşının ortasına kafayı vururum bak. Yeter. Çok güzel Erman. Çok güzel. Bu gecede bu çağ dışı hareketlerini kameraların karşısında sergile, olur mu? Kabalaş, odunlaş, öküzleş. 70 milyon ekranları başında ailemizi seyrederken ailecek hepimizi rezil et. Peşinen sana tebrik koyuyorum. Bana ne dediği öğretene bak Allah'ını sever. Ayakkabının rengine bak Allah'ını seversin. Kızım o saçın ne kirpiye dönmüşsün. Biraz indir onları, indir. Ne? Kaçır. Kaçır, kaçır şuradan. Erman neyse var bu saçın? Nesi yok ki kızım, görmüyor musun? Korkuluğa dönmüşsün ya. Nesi yok ki kızım? O perdenin süsünü niye aldın? Erman, gözünü seveyim. En azından bu gece biraz tut kendini. Geçici bir süreliğine de olsa lütfen ne olursun biraz yontur. Neydi sloganımız? Dünya kurası değil, dünya insanı. Bu senin içinde var, biliyorum. Kızım, yönetmen demedi mi? Ya siz evde nasılsanız hani Erman abiye kuzu yani sizin hayatınız nasılsa siz normal olun dedi. Yani programın özelliği bu dedi yani, böyle normal duracaksın. Yani bizim doğal hayatımızı çekeceklermiş yani, oh. Evet Erman, televizyonda bazı hayvanat belgesellerinde maymunların, öküzlerin, kaolaların falan böyle ormandaki doğal hayatlarından kesitler veriyorlar. Ama bizim program bundan farklı bir formatta olacak sanırım. İnsanlar ekranlarının başına çağdaş, modern, örnek bir Türk ailesi görebilmek için geçecekler Erman. Yani Erman... Bir kadının ormanda bulduğu bir yavru ayıyı alıp beslemesi, büyütmesi ve daha sonra onunla evlenmesi seyirci için biraz abartılı olabilir. Sen bana ayı mı dedin? Sen bana ayı mı dedin? Yavrusu mu dedin, ayı mı dedin? Babamı da mı lütfettin? Yavruydu, aldım, büyüttüm, besledim.
yavruydu? Bir daha benimle düzgün konuş. Süpürgenin sapını kafanına kırarım. Yeter artık bak ha. Karşımda bir reklam yıldızı duruyor ya. Erman, lütfen bu gece hiçbir şey kırıp dökmek yok. Bak birazdan aşağı ineceğiz. Tüm Türkiye'ye kuzu ailesinin ne kadar mükemmel, birbirine saygılı, iletişim ve komünikasyon bir aile olduğunu göstertip bütün hediyeleri toplayacağız. Hediye derken yani hediye mi veriyorlar? Tabii, sizin halk oylamasından haberin yok mu? Yok. Seyirciler bizi beğenirlerse... Evet. Telefonla SMS'le oy gönderiyorlar. Evet. En çok puan alan aile plazma. Evet. Mikrodalgalı fırın. Evet. Telsiz telefon. Evet. Jacuzzi. Evet. Erman ve son model sıfır araba. İnmeyin de. İnmeyin de Allah'ım. Erman. Ay inme geldi beyime. Televizyonda emdiğin bilgileri hatırla. İlk yardım. Erman. 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 Bir, iki, üç, dört, beş. Ensesine üfür. Bir, iki, üç, dört, beş. Erman. Erman. Kız bir şey diyeceğim. Sen en son araba dedin değil mi? Erman evet sıfır model. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ney.